Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2004'te polis tarafından yakalandığı sırada şiddete uğrayan ve haftalarca süren koma halinin ardından %85 sakat kalan Abdülkadir Gehedir olayında Fransa'yı suçlu bularak 6.5 milyon euro tazminata mahkum etti. Le Parisien gazetesinde yer alan haberde, Fransa'da büyük yankı uyandıran kararın 15 Şubat'ta alındığı ve 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi. Haberde, Avrupa İnsan Hakları tarihinde görülmemiş bir oranda tazminata hükmedilen olayın 2004'te Paris yakınlarındaki bir tren istasyonunda meydana geldiği belirtildi. İstasyon görevlilerinin trenleri taşladığından şüphelendikleri 21 yaşındaki kişiyi yakalayarak polise teslim ettiği kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahsın bu sırada aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, haftalar süren komadan çıktığında vücudunun %85'ini kullanamaz hale geldiğini hatırlatıldı. Olay yerinde yapılan tatbikat sonrası Meaux Mahkemesi takipsizlik kararı vermişti. Gedir'in avukatları, genel olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bireysel başvurularda tazminat miktarının 100 bin euroyu geçmediğini, mağdurun 24 saat gözetimde tutulduğu evinde ve bir klinikte yaşamını sürdüren neredeyse tüm yetkilerini kaybetmiş biri olarak görüldüğü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bunu göz önünde tutarak rekor derecede yüksek bir tazminata karar verdiğini açıkladı.